Merhabalar, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesislerinden sizlerle beraberiz. Bugün de yanımda Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara var. Kendisiyle keyifli bir söyleşi yapacağız ama sohbetimize başlamadan önce bizlere bu imkanı sağlayan Kasımpaşa Spor Kulübü yetkililerine de buradan teşekkür ediyorum. Aytaç, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyiz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, öncelikle röportaj davetimizi kabul ettin. Çok sağ ol. İstersen direkt milli aradan başlayalım. Çünkü milli aranın sonuna geldik ve bu süreç hem takım için hem de senin için nasıl geçti? Milli aralarda takımlar antrenmanlarda daha çok yükleniyor oyuncusuna kondisyon olarak hem de o temposunu kaybetmemesi için. Biz de böyle antrenmanlarla geçmeye çalıştık. Hem kondisyonumuzu hem o tempomuzu kaybetmemek için. Yoğun şekilde çalıştık. Kalan maçlarımıza hazırlanmak için. Peki Kasımpaşa'ya baktığımız zaman gerçekten düzenli bir sistemi ve yapısı olan bir kulüpten bahsediyoruz. Bu sezonki en büyük hedefiniz nedir? Sizin de dediğiniz gibi Kasımpaşa gerçekten bu ligin en düzenli takımlarından birisi. Bizler de bunun farkındayız. Bunun üstüne tabii ki Türkiye Kupası'nı kazanmak gerçekten burası için çok büyük bir başarı olur. Hem de bizim için çok iyi olur çünkü ben de hayatımda hiç kupa kaldırmadım. Bunun için mücadele etmeye çalışacağız. Avrupa kupalarına gitmeye çalışacağız. Gün geçtikçe gerçekten kalitesini daha fazla sahaya koyan oyuncularımız da var. Birbirimize güvenerek, inanarak biz bu başarıları elde etmek istiyoruz. Hatta bu başarılar yakalanırsa bence Kasımpaşa tarihi açısından da çok güzel bir şey olacak. Yanılmıyorsam gelecek sezon Kasımpaşa'nın 100. yıl dönümü. Evet. Bu da çok önemli. Çok önemli. Peki biraz daha aslında Süper Lig'e gelirsek, malumun bu sezon 21 takımlı bir mücadeleden bahsediyoruz Süper Lig'de ve daha fazla maç olacak. Bunu bir orta saha oyuncusu olarak, bu havuzun içerisinde yer alan bir futbolcu olarak nasıl yorumluyorsun? Bence antrenmanlar tabii ki çok önemli. Futbolcuyu maça hazırlayarak çok önemli antrenman. Ama hafta içi hafta sonu maç olduğunda futbol, yani kendi açımdan daha diri kaldığımızı düşünüyorum ben. Çünkü o kondisyonu tamamen sağlamış oluyorsunuz ve o düzene girmiş oluyor. 40 maçta bence biz futbolcular için güzel olacağını düşünüyorum ben. Yoğun bir tempoda çalışmak, maça çıkmak bence gayet iyi olacağını düşünüyorum. Bu sezonda böyle bir sezon oldu. Hep birlikte oynayıp göreceğiz. Böyle düşünmen de aslında çok güzel ve ilginç. Çünkü 40 haftadan bahsediyoruz, 40 maçtan bahsediyoruz ama sen özellikle, hatta kayıt başlamadan önce de konuşmuştuk biraz, hani orta sahada o temponla, dinamizminle sıyrılan, daha fazla ön plana çıkan bir oyuncusun ve senin için herhalde 40 maç oynamak ekstra bir getirisi de var efor olarak. Böyle yorumlaman bence güzel. Tabii ki de ben mücadeleyi, koşmayı, mücadele etmeyi çok sevdiğim için sahada bunlar gerçekten benim için de güzel. Yani sezon başlarken bunu biliyordum. Bu gerçekten hoşuma gitmişti. Güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'ya bakıyorsunuz, bir futbolcu neredeyse 50-60 maç oynuyor. Tabii özellikle Premier Lig'de. Şampiyonlar Ligi var, kendi kupaları var, ligleri var. Gerçekten 50-60 maça ulaşıyorlar ve futbolculara bakıyorsunuz hepsi gayet dinamik, diri kalıyorlar. Bizim de böyle bir şeye başlamamız bence çok iyi oldu. Biz de diri kalacağımıza inanıyorum ben bu 40 maçlık seride. Gayet güzel oldu diye söyleyeyim ben. Bir de şu var tabii, sen şimdi oyunun iki yönünde oynayabilen bir oyuncusun. Yani box to box olarak da ifade edebiliriz bunu. Bu açıdan da aslında böyle düşünmen çok iyi. Peki hazır böyle box to box'lara, 8 numaralara girmişken gerçekten dünya futbolunda örnek aldığın bir idol, bir futbolcu var mı? İdol olarak demeyeyim ama beğendiğim olarak orta sahada oynayan gerçekten çok kaliteli futbolcular var. Gerrard devam ederken Gerrard vardı. Şimdi Toni Kroos var. Luka Modric var. Bunlar gerçekten orta sahanın iki yönünü oynayabilen çok önemli futbolcular. Thiago var. Bayern son zamanda kazandıkları kupada bir takımın gerçekten yönlendiren. Sen biraz daha işin teknik kısmına bakıyorsun ama. Ben onu anladım. Ya sonuç olarak takımı yönlendirebilmek, bir teknik oyuncunun takımı yönlendirebilmen için o tarz oyuncuların olması gerekir. Ama onlar sadece teknik olarak değil, hem hücum hem defansif olarak da çok iyi oynuyorlar. Kendilerini kesinlikle öyle geliştiriyorlar. Biz de onları izleyerek kendi açımızdan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Örnek aldığım olarak demeyeyim ama izlediğim olarak, onları takip ettiğim olarak oyuncular diye söyleyeyim ben. O zaman şu açıdan bir kez daha aslında sormak istiyorum. Daha önceki açıklamalarından bir tanesi de şöyle bir ifade vardı. En çok oynamak istediğim mevki 8 numara demiştim. Evet. Şu an Türkiye'de en iyi 8 numara olarak kimi görüyorsun? En iyi 8 numara olarak hiç düşünmedim ama ligimizde gerçekten var kaliteli oyuncular. Ama en iyi diye ben bir şey söylemem çünkü her hafta değişebiliyor bu, çünkü her maçta
çok üst düzey olarak giden bir futbol olmuyor bazen. Öyle şu zamana kadar düşündüğüm bir 8 numara hiç olmamıştı. Biraz böyle geçmişe gittiğimiz zaman da, şimdi Trabzonspor görmüş bir futbolcusun. Trabzonspor'a gitmeden önce de adın diğer 3 büyük kulüpte de anılıyordu. Yani keşke kariyerimi farklı bir şekilde devam ettirseydim, o tercih yerine başka bir şey yapsaydım şeklinde bir düşünceye girdin mi şu ana kadar? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben daha önceki röportajlarımda da söyledim. Şu zamana kadar Kasımpaşa'da dahil oynadığım kulüplerin hiçbirinde keşke diye bir düşüncem olmadı. Çünkü oynadığım bütün kulüplere gerçekten hem heyecanlı hem mutlu bir şekilde oynadığımı düşünüyorum. Trabzonspor'a gitmeden önce tabii ki o zamanlar A milli takıma da gidiyordum. O zaman çok büyük bir sakatlık yaşadım. Çapraz bağım koptu. Zaten Trabzonspor'a ondan sonra transfer oldum ben. Trabzonspor kariyerimin başlangıcı da çok iyi oldu. 7-8 maç tekrardan bir çıkış yakaladım ama 8. maç tekrar ayak tarak kemiğimin kırılması. Bu gerçekten futbolda üst üste gelen şanssızlıklardan birisi oldu. Bir futbolcunun kendini toparlayabilmesi ve bu iki büyük sakatlıktan sonra toparlaması çok kolay bir şey değil. Ben de öyle bir sürece girdim. O süreçte tabii ki inişler oldu doğal olarak. Çünkü çok büyük iki sakatlıktan çıkıyorsunuz. Hiçbir zaman Trabzonspor'a gittim diye pişman da olmadım. Orada da büyük tecrübe edindim. Hem iyi hem kötü. Bunlar gerçekten erken yaşta edinebilecek en güzel şeyler. Hem kötü olarak hem iyi olarak tecrübeler. Dediğim gibi hiçbir zaman keşkem olmadı. Hep mutlu bir şekilde, hep heyecanlı bir şekilde oynadım. Ve bu zamana kadar da gerçekten her takımda %100 aytaçı verdiğimi düşünüyorum. Hiçbir takımla ya da bir yönetici, başkan, hocayla hiçbir zaman kötü ayrılmadım. Tam tersi hep güzel bir şekilde ayrıldım ve sohbetimiz, muhabbetimiz her zaman devam ediyor. O yüzden tekrar söyleyeyim, hiç keşkem olmadı. Milli takımın havuzunda yer alan bir futbolcusun. Daha önce de A milli takım formasını da giydin. Şu anki kadroya baktığımız zaman malumun milli aradan çıkıyoruz ve senin bölgende de gerçekten çok kaliteli futbolcular var. Yani Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir gibi. Onların performanslarını nasıl yorumluyorsun bir merkez ortası olarak? Tabii ki kulüplerinde çok iyi işler yapıp A milli takıma gidiyorlar. Orada bizim ülkemizi temsil ediyorlar. Performansları kötü olsa herhalde orada olmazlardı. Hepsi iyi, kaliteli futbolcular. Tabii ben de kendimi orada düşünüyorum. Çünkü bunun için çalışıyorum, bunun için mücadele ediyorum. İnşallah ben de performansımı daha fazla üst seviyeye çıkartıp, şu an kendi açımdan iyi olduğumu düşünüyorum. Daha fazla üst seviyeye çıkartıp tekrardan A milli takım formasını giymek isterim. Hatta geçtiğimiz dönemlerde Mehmet Altıparmak'ın da bir açıklaması vardı. Seninle ve Yusuf'la ilgili. Aytaç ve Yusuf milli takımda oynamayı fazlasıyla hak ediyorlar. Çağırmaları gerekiyordu şeklinde. Herhalde hem Mehmet Hoca hem de senin düşüncen aynı şekilde. Evet, hocamız sağ olsun öyle düşündü, gördü ki takım için sahada ve dışarıda neler yapabildiğim, neler yaptığımızı görüyorlar zaten. Yusuf da olsun, takımımızda gerçekten şu an stoper orta saha oynayıp stoper bölgesine geçen Tarkan var mesela. Gerçekten Türk olarak çok önemli işler yapıyorlar sahada. Milli takım formasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki daha 27 yaşındayım. Yusuf 28 yaşında. Tarkan 26 yaşında. Daha çok çalışıp orayı hak etmek için her şeyi yapacağız. Umarım senin de o ay yıldızlı formayla birlikte yeniden görürüz. İnşallah. Peki şimdi sana özel böyle birkaç tane soru hazırladım. Biraz o mu bu mu şeklinde. Dilersen bunları sormak istiyorum. Tamam. İlk soru gelsin mi? Gelsin. Peki. Performans olarak en unutulmaz maçın hangisiydi? Yakın zamanda mı yoksa... Hiç fark etmez. Yani aklına takılan böyle en unutulmaz performansın bu maçtaydı dediğim bir maç var mı? Yakın zamanda olduğu için ben geçtiğimiz Galatasaray maçını söyleyeyim. Kasımpaşa formasıyla. Orada da iyi oynamıştın yani. İyi bir maç çıkarmıştım. Bursa Spor'la Fenerbahçe maçını söyleyeyim. 90+2'de 3'te attığım son dakika golü vardı, o maçı söyleyeyim. Onlar şu an aklıma gelen yakın zamanda olduğu evet. için. Tabii ki birçok maç oynadık iyi kötü. Ama bunlar yakın zamanda olduğu için bunlar aklıma geldi. Evet, o sıcağı sıcağının Galatasaray maçını da gerçekten evet. çok iyi oynamıştın. Peki ikinci soru gelsin. Şu ana kadar birlikte oynadığın en yetenekli futbolcu kimdir? Yakın zamanda Quaresma, 10 yıldır birlikte oynadığım Yusuf var yetenek olarak. O da biraz önce buradaydı. Aynen. Yetenek olarak çok yetenekli kendisi. Quaresma ile oynadık. Birçok yıldız futbolcu ile oynadık. Şu an aklıma gelen Quaresma var. Dünya Kupası'nı kazanmış, birçok kupalar kazanmış.
Yani çok korkunç yetenekli bir oyuncu. Çok aşırı yetenekli. Zaten onlara da tatlı atışmalarımız oluyordu antrenmanlardan sonra. Bazıları yansıdı medyaya falan. Onları söyleyeyim. Peki. Üçüncü soru. Oyun konsollarına ilgin var mı? Var. O zaman şöyle bir soru gelsin. PES mi, FIFA mı? FIFA. Net. Her zaman. Güzel. Peki FIFA 21'de kendi oyuncu kartına baktın mı? Ben atladım, bakmadım. Ben de bakmadım çünkü FIFA 2021'i indiremedim daha. 2020'de kaldık biz. 2021'i indiremedim. En yakın zamanda indireceğim onu da. Oynamaya devam edeceğiz. Ha, güzel. FIFA 2021 çünkü daha iyi. Peki o zaman diğer soru gelsin. Çok fazla teknik direktörle çalıştın. Yani Ersun Yanal, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Hami Mandıralı, Kemal Özdeş gibi. Çalışmaktan en fazla keyif aldığın teknik direktör kimdi? Şimdi bu çok zor bir soru çünkü dediğim gibi ben bütün hocalarımla gerçekten az önce de söyledim, hiçbiriyle ayrılırken işte kötü olarak değil, tam tersi iyi olarak. Mesela bayramlarda bütün hocalarımı ararım çünkü aram gerçekten çok iyidir. Hiçbirine bir saygısızlığım olmaz. Şimdi ben buradan 3 kişi söylersem gerçekten haksızlık olur çünkü hepsinin bana gerçekten iyi kötü kattığı bir şeyler oldu. O yüzden bu soruyu pas geçeyim. Pas geçiyorsun. Hemen. Bir B planı vardı bende. İkinci yedek soru bununla ilgili. O zaman bu soruyu soracağım için diğerini silmiştim. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Sana göre Jürgen Klopp mu, Pep Guardiola mı? O zaman bunu cevapla. Bana göre Klopp. Klopp mu? Klopp derim ben çünkü bir futbolcunun sahada her şeyini verebilmesi için bir teknik direktörün gerçekten onun arkadaşı ve ona samimiyetini hissettirmesi lazım. Çünkü takımlar gerçekten böyle başarı yakalıyor. Sahada herkes birbirine samimiyetini, o hissini hissettirirse, teknik direktör de gerçekten aile ortamı yaratırsa, bu gerçekten sahaya %100 bir şekilde yansıyor. Klopp da zaten bunu her maçta görüyoruz. Maçtan sonra oyuncularına gidip sarılması, onlarla diyalogları. O sıcaklığı vermesi. O sıcaklığı vermesi. Gerçekten futbolcuların da tamamen bir aile ortamı yaratılmasının da çok büyük etkisi var. Bu da sahaya başarı olarak yansıyor. Ben o yüzden Klopp diyorum. Guardiola tabii ki çok büyük teknik direktör. Taktik, teknik olarak. Ama Klopp o açıdan sanki bence daha önde gibi. Bir de şu yok mu? Hani bir futbolcu olarak sen saha içerisindeki o gözlem olarak belki benden daha iyisindir. Mesela 5 sene önce Henderson çok başka bir yerdeydi. Şimdi çok başka bir yerde. Belki hani Wijnaldum için de çok farklı şeyler söyleyebilirdik ama şu an çok daha üst seviyede. Klopp'un bunların yükselişinde de çok ciddi bir rolü var değil Şimdi mi? Şimdi Henderson normalde yıllar geçtikçe performans biraz daha düşer çünkü yaşla alakalı. Henderson tam tersi. Yıllar tabii geçtikçe şu yani an en üst düzeyde Milner oynuyor. Milner yani kaç yaşına geldi? Muazzam. Milner hala nereye koyarsan koy oynuyor. Bir kaleci olup eldiven giymediği kaldı yani. gerçekten bunlar performans olarak da çok yani çok çok büyük etken. Klopp bunu gerçekten gösterdi geçen sene de olsun. Bu sene biraz kötü gibi ama başladılar gibi. Şampiyon ama oldular ya, o 30 yıl kaset bitti. Biraz o da yakında dizeler gibi sanki. Peki o zaman Klopp'un gegenpressi Guardiola'nın tiki takasına galip geldi. Öyle diyelim. Gibi. Diğer soru gelsin o zaman. Aslında yine ilişkili bir soru. Avrupa'da desteklediğin bir kulüp var mı? Gerçekten böyle taraftarı olduğun, sempatizan olduğun bir kulüp. Taraftarı olduğum değil ama sempatizan olduğum Juventus var. Hem Meri'nin orada oynaması hem Ronaldo'nun. Tabii o kadar. Göre. Onlar dışında o kadar Bentancur dedik ki. Rabiot, Bentancur, Arthur. Sen de oradan devam ediyorsun. Şimdi Pjanic Arthur değişikliği de biraz. Nasıl oldu? Oldu mu sence? Bence ikisi eşit seviyede diye düşünüyorum ben. Bence farklı oyuncular, o da var. Farklı oyuncular. Mesela Pjanic daha çok duran, Arthur daha hareketli bir oyuncu. Pjanic'i yönlendiren, biraz Arthur biraz daha 8 oynayan gibi oynayan. Ama sonuç olarak o Juventus'un orta sahasında Arthur da aynı etkiyi yaratabilecek bir oyuncu. Yani ekstra bir şey beklenecek değil. Zaten orada Ronaldo iyi ise biliyorsunuz. Evet, o da biliyorsun geçtiğimiz günlerde Covid-19'a yakalandı. Aynen. Ama herhalde Ronaldo'nun hücreleri Covid-19'la çok ciddi bir şekilde çarpışacaktır. O Covid büyük ihtimal pişman olur bir 2-3 güne. Değil mi? Muhtemelen öyle. Çünkü çok güçlü, çok değişik bir adam Cristiano Aynen Ronaldo. Bu arada şey tabii, hani şimdi Juventus'tan da konuşurken orada o kadar hani Bentancur, Rabiot falan dedik ama sen biraz da o Pjanic, Arthur değişikliğiyle herhalde Juventus'a yine toz kondurmuyorsun ama benim küçük nacizane bir eleştirim var. Bence son 2 yıldır transferde çok iyi gitmiyorlar. Hani her ne kadar Paratici başlarında olsa da hani Juventus sanki Ronaldo'dan sonra biraz böyle bir durağanlığa düştü gibi. Ronaldo'yu aldık bitti gibi. Öyle. Bir yerden aklılar aslında. Çünkü Ronaldo'dan ama önce daha fazla Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü konumda olan bir takım yok muydu? En azından benim evet düşüncem bu şekilde. Ronaldo'yu aldık bitti gibiler ama onlar da gerçekten Ronaldo'yu aldıktan sonra da
Tabii. Daha üst bir transfer bekleyemezsiniz onlara. Öyle, bana göre dünyanın en iyisi ama sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Dünyanın en iyisi. Diğer sorumu şu şekilde, tabii ki de futbolun içerisindesin ama futboldan sonra en çok ilgilendiğin branş hangisi desem nasıl yanıtlarsın? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, bir futbolcu olduğum için aslında doğuştan gelen yetenek var bizde. Çünkü futbol oynamak biz çocukluktan başladığımız için bu doğuştan gelen bir yetenek olduğunu düşünüyorum ben. Diğer spor dallarına da yatkınlığım var. Baskette oynamaya çalışırım, voleybolda oynamaya çalışırım, masa tenisini oynamaya çalışırım. Bunlar gerçekten ilgimi çekiyor. Ara ara golfe gideriz, golf oynamaya çalışıyoruz. Aa, çok iyi. Bunları yapmaya çalışıyoruz. O yüzden yani hepsini deniyoruz diyeyim ben. Herhalde bunları da takım arkadaşlarımla yapıyorsun muhtemelen. Genelde takım arkadaşlarımızla, normal arkadaşlarımızla da birlikte yaptığımız aktiviteler oluyor. Ama spor dallarına yatkınlığım vardır yani. Peki şimdi takım arkadaşlarına ilgili böyle birkaç tane sorum var ama ondan önce şunu sormak istiyorum aslında. Biraz böyle spontane gelişti. Yanılmıyorsam yaz transfer döneminde özellikle Quaresma sen bir korner atışı yaparken orada Galatasaray ve Fatih Terim tezahüratlarında bulunmuşlardı. Hala sana öyle takılmalar devam ediyor mu takım arkadaşların tarafından? Quaresma gitti ama Yusuf var, diğer oyuncular var. Şakalaşmalarımız oluyor ama öyle takım üstünden değil, normal kendi aramızda şakalaşmalarımız oluyor. Quaresma da o zamanlar çıkan haberleri takip ettiği için öyle bir şeyler söylemişti bana. O da zaten Quaresma söyleyince gündem oluyor Türkiye'de biliyorsunuz. Aynen öyle, tabii. Gazeteden ya da internetten okuduğu bir haberi görmüş, sabah kahvaltıya geldi, günaydın Fatih Terim yaptı bana öyle. O da o zamanlar öyle takılıyordu. Normal şakalaşmalarımız oluyor tabii kendi aramızda. Hmm, haberle gelmiş yani, duyumla gelmemiş. O gazeteden ya da internetten okumuş herhalde o zamanlar çıkan haberlerden. Oradan bir şey yapmıştı bana, takılmıştı. Peki. O zaman şimdi takımla ilgili biraz enleri merak ediyorum. Şimdi şöyle gelsin ilk soru. Takımın en şakacısı kim desem? Nasıl yanıtlarsın? Takımın en şakacısı Yusuf derim. Yusuf Erdoğan. Biraz seviyor şakalaşmayı falan. En oburu? Obur. Evet. En çok yemek yiyen. En çok yemek yiyen futbolcu olarak söyleyeyim de bizim malzemecilerimiz var. Gerçekten yani bir ailenin yanına soksak aile direkt evini aciz ettirir. Yani o kadar fazla. Yani. Şey gibi mi? Böyle makarnayı ekmekle yiyen tayfa gibi. Yani makarnayı ekmekle yese iyi. İkişer üçer tabak çorbasını, en son tatlısını ve meyvesini yemeden kalkmazlar. Bizim Mustafa abi ve Rambo'yu söyleyeyim ben. İkisi... Gerçekten böyle bir şey olamaz. Evet, çok iyi. En konuşkanı? En konuşkanı Yusuf diyeyim. Yusuf çok konuşuyor. Tahmin ediyorum. Biraz dışarıdan zaten o havayı veriyor kendisi. Yusuf konuşuyor yani. Çok konuşuyor, şakalaşıyor. Şimdi röportaja başlamadan önce de bizi gördü oradan. Hemen böyle bir merhaba falan. Aynen, Yusuf çok konuşur. Sıcakkanlı bir insan Yusuf Erdoğan. Yusuf'la ben diyeyim en konuşkan. Çünkü ben de çok konuşurum. Hem arkadaşlarımıza hem genç kardeşlerimize şakalaşırız daha çok. Yusuf'la ben kendimi söyleyeyim o konuda. En duygusal? En duygusal Tarkan. Tarkan mı? Aynen. Wow. Hiçbirinde kendin çıkmadın ama. Evet. Birinde çıktım ben. En konuşkan Yusuf'la ben dedim. Evet. Aslında ama oradaki birinci başrolü Yusuf da. Yusuf çok konuşur. Peki o zaman son soru gelsin Aytaç. Aytaç Kara futbol karakterini 3 kelimeyle nasıl tanımlar? Hırslı, mücadeleci ve sert diyeyim. Sert. Aynen. Hmm. Pes etmeyen, o da mesela benim aklımdaki profilden. Aynen öyle. Bir onların tanesiydi. O aklıma gelmedi. Hırslı, mücadeleci, pes etmeyen diyeyim. Peki. Sağ içinde her zaman öyle bir karakterim var. Antrenmanlarda olsun. Ve normal boş izin zamanlarımızda bile çalışmayı çok severim. Boş durmayı sevmem. Pes etmeyen senin dediğin gibi güzel oldu. Zaten bunun için de kazanıyorsun. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederim. Ben benim için çok keyifli bir söyleşiydi. Sana dair merak ettiğim bütün soruları yöneltmeye çalıştım. Umarım sen de keyif almışsındır. Aldım. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Peki, çok teşekkürler. Bu haftalık Aytaç Karay'la olan sohbetimizin sonuna geldik. Gelecek hafta başka bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.